Evliyim 7 yıllık, iki kızım var. Eşim sorumsuz, çalışmıyor, bize çok eziyet çektirdi. En son dayanamadım, 2 sene yakın ayrıyız. Ondan boşanma davası açtım. Kaç kere söyledim, boşa boşanmam dedi. Şimdi ailesini bir de kefil getirmiş, pişmanım. Affetsin, bir daha yapmam diyor. Ben ona güvenmiyorum hocam diyor çalışıyorum ailesi ev verecek ona evin içini de döşecekmiş o sözü veriyorlar ailem bazıları onunla barışmamı istemiyorlar <laughs> ben de kararsızım cahilim aslında bu hatalar benden kaynaklanıyor çünkü bu adamı nefsimle aldım Allah için almadım bu adamı halen nikah var mı hocam hayırlı nurlu geceler demişim Allah razı olsun hala nikah var mı diye soruyor kardeşimiz evet hala nikah vardır eğer boşanma gerçekleşmezse nikah devam eder. Ama olması gereken şey eğer mahkemeye başvurur, mahkeme onları boşarsa bu durumda o boşanmış olur. Mahkeme onları boşanmış olur. Aynı şekilde bu zaten her dönemde böyledir. Yani eş onu boşamayabilir ama mahkeme boşama hakkına sahiptir. Allah eşi gönülleri birbirleri yanında huzur bulsun, sükun bulsun diye. Evet. Yaratmış. Bununla beraber o nikah onun için kıyılır. Beraber yaşamıyorlar. Bununla beraber gönülleri birbirleri yanında huzur bulmuyor, sükun bulmuyor. Tam tersine sorun oluyor, sıkıntı oluyor. Yok ben nikahı elimde tutmuşum. Tutamazsın. Yok böyle bir şey yani. O senin kölen değildir. O Allah'ın kulü. Evet, onun da başarmaya hakkı vardır. Böyle bir durumda mahkemeye başvurur mahkeme boşadığında öteki nikah da iptal olmuş olur. Geçersiz olmuş olur yani. Buna beraber iki tane çocukları var. Bir de severek evlenmiş. Evet, zahiri olarak da olsa severek evlenmiş. Yapılması gereken şey, eğer böyle birazcık ona inanıyorsa, güveniyorsa, beraber yaşamayı tercih etmelidir. Yani ona bir imkan daha vermelidir. Etrafına bakmak, herkes böyle söylüyor demek doğru değil. Kararı onun vermesi gerekir. Kendisi için böyle bir ihtimal veriyorsa bu ihtimali denemelidir. Buna beraber şart koşmalıdır. Eğer eskisi gibi yaparsan, hayatı yaşanmaz hale getirirsen, evet, bu son sana son bir şans demesi gerekir ve bu şansı vermesinde hayır vardır. kardeşimiz böyle düşünsün. O şansı verirse inşallah güzel olur. Yani bunca zamandır ayrı kalmışlarsa o da inşallah onların yani hem eşinin hem çocuklarının kıymetini daha iyi anlamış, daha güzel anlamıştır. Buna beraber onun son şans olduğunu bilirse evet arada birkaç kişi de olsun söylesin der. Yani hanımını bir daha şikayet ederse, etkisi gibidir derse, değişmemiş derse evet bu iş biter. Evet, debeleri gerekir. Son bir şans. Güzel olur inşallah.